Evet. Hazır mıyız arkadaşlar? İyi mesailer değerli basın emekçileri. Bugün sizlerin huzurunda Milli Savunma Bakanımıza 4 soru yönelteceğiz. Bugün hukuk devletinin geldiği noktayı sizlerle paylaşacağız. Ve bugün Kızılay kepazeliğini unutturmadığımızı tekrar aracılığınızla aziz milletimizle paylaşacağız efendim. Değerli basın mensupları, devlet yönetmek hele Türkiye gibi jeostratejik olarak dünyanın en önemli noktasında konumlanmış bir devleti yönetmek ciddiyet ister ve kararlılık ister. Ve Türkiye'nin 82 milyonun 1000 yıldır bu toprakları yurt edinmiş bu milletin, bu ülkedeki halkların binlerce yıl daha bu topraklarda güven içinde kalacağını dosta düşmana göstermek gerektirir. Şimdi Milli Savunma Bakanımız 23 Ocak 2020 Perşembe günü bir değerlendirmede bulundu. Değerlendirmesinin çok kısa bir bölümünü sizlerle paylaşmak istiyorum. Sayın Bakan dedi ki, diğer bir hususunda Ege'de uluslararası anlaşmalarla belirlenen gayri askeri statüde 23 adanın durumu olduğunu ifade eden AKAR, gayri askeri statüde ada olmasına rağmen bunlardan 16'sı anlaşmalara aykırı olarak silahlandırılmıştır dedi. Tabii bu AKAR bunu Ocak'ta söyledi ama ben dün gibi hatırlıyorum. 2 yıl önce Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ada ismi de vererek Bulamaç Adası, diğer adıyla sanıyorum Eşek Adası, Bulamaç Adası'nın Yunanistan tarafından silahlandırıldığını iddia ve ifade etti. Kaldı ki Bulamaç Adası aidiyeti belirsiz coğrafi formasyon değil. Ege'de bize ait adalar var, Yunanistan'a ait adalar var. Aidiyeti belirsiz coğrafi formasyonlar var ve tartışmalı askerden, bu sebeple de askerden arındırılmış adalar var. Uluslararası anlaşmalar var. Şimdi Sayın Milli Savunma Bakanı'dan şu 4 soruma cevap bekliyorum. 1. sorum şu. Bu 16 adanın ya da adacığın ya da aidiyeti belirsiz coğrafi formasyonun isimleri nelerdir? 16 kara parçasının, adanın, adacığın isimlerini aziz milletimiz adına öğrenmek istiyorum. Hiçbir uluslararası anlaşmaya dayanmadan Yunanistan'ın silahlandırdığı, asker konuşlandırdığı 16 adanın ismini soruyorum. Cevap bekliyorum. İkincisi, gene Sayın Bakan'a soruyorum. Bu durumu ne zaman fark ettiniz? Açıklamayı 23 Ocak'ta yapmış olmakla birlikte bu durumu çok önceden fark etmiş olmanız gerekir. Bu durumu ne zaman tespit etti Türk Silahlı Kuvvetleri? Ve 3. sorum, Türkiye o günden, durumu tespit ettiğiniz günden bugüne kadar ve açıklama yaptığınız 23 Ocak 2020 Perşembe gününden bugüne kadar hangi adımları attı? Bunu da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bir üyesi olarak, bu milletin bir temsilcisi olarak soruyor ve öğrenmek istiyorum. Ve 4. sorum. Bu durum A. Saray kabinesinde konuşuldu mu? B. Dar bir toplantıda mı konuşuldu? Bunu da soruyorum. Yani bu tespit, bu konuda adaların isimlerini saray kabinesine mensup bakanlar biliyor mu, bilmiyor mu? Bunu da Milli Savunma Bakanı'na soruyorum. Değerli arkadaşlar, bu konuda Sayın Bakan'dan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni bilgilendirmesini de talep ediyoruz. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda da bu konuya tekrar değineceğimin altını çizmek isterim. Şimdi
Diğer önemli bir konu, yargı kararları artık Türkiye'de tartışılır olmaktan çıktı, ürkütülür, ürküten hale geldi. Kararları tartışma noktasında da basın, medya, kamuoyu ve vatandaşlarımız kararları duydukları zaman sadece kanayan vicdanlarıyla baş başa kalıyorlar. Bir ülkede hukuk devleti, ki anayasamızın ikinci maddesiyle teminat altına alınmıştır, bir ülkede hukuk devleti ortadan kalkıyor ise, bir ülkede hukukun üstünlüğü ortadan kalkıyorsa, o ülkede demokrasiden bahsedemeyiz. Demokrasiden bahsedemediğimiz vakit, o ülkede hiçbir vatandaşın can ve mal güvenliğinden de bahsedemeyiz. Hukukun üstünlüğü yoksa, demokrasi yoksa, sizler için, bizler için, 82 milyon için, herkes için artık o ülkede can güvenliği, mal emniyeti kalmamış demektir. Şimdi Türkiye maalesef böyle bir süreci yaşıyor. Yargıya müdahale konusunda hakimler, hepsini itham etmem mümkün değil, büyük çapta çoğunlukla hakimler, özellikle siyasi davalarda ben nasıl bir karar verirsem Erdoğan'ın öfkesine ve sertliğine maruz kalmam endişesi taşıyor. Yani hakim diyor ki ya nasıl bir karar vereyim ki bu Erdoğan'ın öfkesini üstüme çekmeyeyim. Maalesef üzülerek söylüyoruz, yargı bu noktaya geldi. Bir yerel mahkemede alınan kararı Erdoğan'ın manevrayla tahliye ettiniz açıklamasının da yapması, böyle bir kararı manevrayla tahliye ettirdiler hükmünü vermesi, Türkiye'de yargı bağımsızlığının fiilen sona erdiğinin açık, katı, kesin bir delilidir. Daha enteresanı şu, bu yargıya tekrar devam edeceğim ama, İlgili şahıs için, Osman Kavala için Saros'un Türkiye ayağı ifadesini kullanıyor. Ben onu bilmem. Onu tespit edecek yargıdır. Saros'un Türkiye ayağı bakımından demiyorum. Sayın Kavala'ya isnat edilen atılı suçlarla ilgili orada hükmü verecek olan bağımsız yargıdır. Ama görüyoruz ki artık bağımsız bir yargı yok. Şimdi Saros'un Türkiye ayağı, Osman Kavala ise Davos'ta 2003'te Erdoğan, burada Egemen Bağış var, Ömer Çelik var, karşısında da George Soros ve ekibi var. Bu neyin ayağı? Kavala Soros'un Türkiye ayağıysa olur olmaz, ben bu konuda da sahiplenmiyorum. Yani bu konuda kamuoyunu bilgilendirecek olan Kavala'dır. Bu neyin ayağı? Bunu merak ediyorum. Kim ne kadar Saros'a yakın, bu fotoğraf herhalde bunu en güzel şekilde kanıtlıyor. Şimdi bu yaşadıklarımızdan sonra iki şey düşünüyorum. Birincisi şu, sanıyorum yürütme cephesinde, iktidar cephesinde bir kavga var. Bir öngörüden bahsediyorum size. Pelikancılarla Adalet Bakanı arasında bir çatışma mı var ki mahkemeler sabah beraat ettirdiğine akşam müebbet verebiliyor, sabah müebbet verdiğine akşam beraat verebiliyor. Bir manipülasyon mu yapılıyor yargıdan, kamuoyu ile ilgili bir manipülasyon mu yapılıyor yargı üzerinden? Bir bunu merak ediyorum. Bir de şunu sormak istiyorum o yargıya. Kavala için deniyor ki darbenin planlayıcısı, karar sürecine katılan kişi diye bahsediliyor. Ne zaman açılmış bu soruşturma? 2017'de. 2019'da da bu sebepten tahliye kararı vermişler. Ama zaten başka bir davadan içeride olduğu için içeride kalması devam etmiş. Şimdi 2020'de yeniden bir mahkeme beraat kararı veriyor. Erdoğan farklı bir hüküm veriyor. Şimdi burada bu mahkemenin kararını görüşecek olan istinaf ve mahkemesinin önce yargıçlarına, sonra
istinafın verdiği karara bakacak Yargıtay üyelerinin haline ve durumlarına acıyor. Ne yapacak şimdi istinaf üyeleri? Umarım ve dilerim ki hukuk ne emrediyorsa onu yapsın. Hukuk normları ne emrediyorsa, eldeki bulgular, deliller neyi gerektiriyorsa onu yapsın. Kendisiyle ilgili üzerine atılı suçlarla ilgili delil varsa en ağır ceza verilsin. Ama delil yoksa, Erdoğan'ın hükmüyle ceza verilirse o da bir vahim tablodur. Çok vahimdir değerli arkadaşlar. Bu durum düşünüldüğünden, görüldüğünden çok vahimdir. Bu tablonun bir de arka yüzü vardır. O çok korkunçtur. O yüzü şuna benzetiyorum ben. Sabah bu ülkede monarşi var. Öğleden sonra monarşinin hükmü ve iradesi doğrultusunda jüristokrasi devreye giriyor. Ve monarkın hükmü jüristokratlar tarafından infaz ediliyor. Monark hükmü veriyor, jüristokratlar o hükmü infaz ediyor. Artık yargı yok. Mahkemeler infaz savcısı gibi hareket ediyor. Hükmü veren, yargılamayı yapan saray. Mahkeme yargılama yapmıyor, sarayın hükmünü, infazını yerine getiriyor. Prosedür tamamlıyor. Bu bir hukuk devletinde sadece Cumhuriyet Halk Partili bir milletvekilinin değil, AK Partili milletvekillerinin de içini sızlatması gereken bir tablodur. Eskiden şöyleydi. Yani ona da isyan ediyorduk ama Erdoğan yargıçları toplardı saraya. Onlara kimi tavsiyelerde, telkinlerde bulunurdu ve biraz ayar vermeye çalışırdı. Şimdi durum değişti arkadaşlar. Şimdi artık Erdoğan cübbesiz baş yargıç olarak Türkiye'deki 10.000'e yakın yargı camiasına hükmünü tebliğ ediyor. Adliyeler hükmün tebliğini yapan, tebellü eden kurum haline geldi. Hüküm sarayda, Ankara'da veriliyor. Adliyeler onu tebellü ediyor. Hukuk bu noktaya gelmiştir. Buna gerçekten AK Parti'ye oy vermiş seçmenlerin, AK Parti yöneticilerinin ve AK Parti milletvekillerinin de isyan ve itiraz etmesi lazım. Şimdi tekrar bu mahkeme kararlarıyla zamanınızı almayacağım. Meseleyi anlatabildim sanıyorum. 2017'den beri bu yargı 15 Temmuz darbe girişiminin planlayıcısı olarak bir tek Osman Kavala'yı bulup tespit etmişse bu daha da vahim bir durumdur. Yani 2017, 2018, 2019, 2020'ye geldik. Darbe 2016'da oldu. 4 sene bitti. Bitiyor. 15 Temmuz darbecisinin planlayıcıları buradan soruyorum. Adalet Bakanı'na soruyorum. Cumhurbaşkanı'na soruyorum. Yargıya soruyorum. İçişleri Bakanlığı'na soruyorum. MİT'e soruyorum. Emniyet Genel Müdürlüğü istihbaratı da soruyorum. 15 Temmuz darbe girişiminin planlayıcıları olarak Osman Kavala'nın dışında başka kimler var? Kimleri buldunuz? Kimlerle ilgili hangi kovuşturma yapılıyor? Darbeyi planlama aşamasına katılmak başka bir şey. Meclisi bu aldı emirle meclisi bombalamak ayrı bir iş. Meclisi bombalayan, tetiği çeken içeride. Ölene kadar da kalsın orada. Ama ona bu emri veren, bunu planlayanlar kimler? Bunu da merak ediyoruz. Bunu da öğrenmek istiyoruz. Yani bu hukuk devletine yönelik bu tasallut, bu basınç, bu baskı artık Türkiye'de devletin çürüdüğünün yani tefessüh ettiğinin de somut bir belgesidir. Bu kabul edilebilir bir durum değil. Kabul edilebilir sınırların çok 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 üzerinde. Değerli arkadaşlar, biz aykırılığı, suistimali, olumsuzluğu, yolsuzluğu, yanlışı ve hırsızlığı söyleyip geçmeyiz. Biz bir konuda bir şey iddia ettiysek sonuna kadar peşinden gideriz. Ta ki kamuoyu vicdanının da tümü bu konuda evet kardeşim bu ne kepazelik olmaz böyle bir şey algısına, değer yargısına, hükmüne
gelinceye kadar. Ve ondan sonra doğal olarak kim kusur işlemişse bedeli neyse ödemesinin de takipçisi oluruz. Şimdi İçişleri, pardon, Kızılay'la ilgili tartışmalar Türkiye'nin 10 gününü işgal etti. 10 gün Türkiye Kızılay'ı tartıştı. Kızılay hepimizin. Kızılay bizim özelimiz. Kutsalımız hatta. Kızılay'a bir toplu iğne ucu kadar leke gelsin istemiyoruz. Bunun için feryat ediyoruz. Hırsızlık, yolsuzluk Türkiye'de her kurumda almış başını gitmiş zaten. Bari Kızılay'da olmayaydı diyoruz. Kızılay'ı kirletmeseydiniz diyoruz. Kızılay, 152 yıllık bizim garda kalan herkesin, savaş meydanında da, depremde de, selde de, heyelanda da hepimizin gözlerinin aradığı o hilal. Şimdi şaibeli, şüpheli, kirli ve başkanı da pişkin pişkin açıklamalar yapmaya, arada güya kendini aklamaya devam ediyor ama özrü kabahatinden büyük açıklamalar yapıyor. Şimdi değerli arkadaşlar, bu bağış, bu doğalgaz şirketi tarafından yapılan bağış şartlı bağış değil. Bu bağış borçlar kanununa göre 290 ve 291 bu yüklemeli bağış. Arkadaşlarım Kızılay tüzüğünü didik didik ettiler. Kızılay tüzüğünde yüklemeli bağış yok. Kızılay yüklemeli bağış almaz, alabilemez. Almış. Ve bu bir suç. Şimdi İstanbul'daki küçük bir hemşeri derneğinin defterlerini didik didik inceleyen İçişleri Bakanı'na sesleniyorum. Bu iş seni üzmüyor mu? Bu iş seni incitmiyor mu? İstanbul'da Esenler'deki bir hemşeri derneğinin defterlerini tane tane inceletiyorsun. Görevin de onun için yapıyorsun. Niye inceliyorsun demiyorum. Kızılay'ı niye incelemeye almıyorsun? Bak buradan bir ihbarda daha bulunuyorum. Kızılay tüzüğüne aykırı iş yapmıştır diyorum. Bırak o para aklamayı, Saadet Zinciri'nin paravanı olmasını falan. Kızılay yüklemeli bağış alamaz, kabul edemez. O yüklemeden kaynaklı yükümlülükleri ifa edemez. Tüzüğünde yok. Tüzüğünde yok. Yapmış. Görevini yap. Sen yap bari. Şövalye gibi meydanlarda vatan millet Sakarya demeyi biliyorsun. Bugün vatan millet Sakarya varsa Kızılay'da olduğu için var. Gel Kızılay'ı bu kirlilikten kurtar. Ve daha şaşırtıcı bir tabloyla karşı karşıyayız değerli arkadaşlar. Şimdi bu başkanın bir açıklaması var. Diyor ki hani biz sormuştuk ya 2016'dan itibaren bakın 2015'te gelirleri 54 milyonken 2016'dan itibaren 1 milyardan başlıyor, müthiş bir artış var. 2018 3 milyar 465 milyon. Milyar. Büyük milyar, trilyon. 3 kat trilyonlardan bahsediyoruz. Şimdi Hazret diyor ki, beyefendi diyor ki, efendim bu gelirler yurt dışı gelirleri. Bak bak bak. Peki. Şurada da hani bize daha önce söylemiştim, ilkokul çocuklarına boyama kitabı dağıtır gibi bir kitapçık dağıtmıştı, kırmızı renkli. Buraya onu koymuş, bunu oradan çıkardım. Şu gri olan yurt dışı bağışlar, uluslararası fon gelirleri ve bağışlar. Bakın burada 3 milyar 714 milyon rakamını bize yollamış. Bunu işte boyama kitabı boyamış. Kırmızıya, griye, siyaha boyamış. Peki, peki. Bu da Kızılay'ın 2018 kaba bilançosu. Bakın. Gelirler var. 6.1'deki yurt dışından alınan yardımlar. Takip ediyoruz değerli arkadaşlar. Kocaman bir sıfır. Bir lira bile yok. Bu resmi. Bu göz boyama. Bu resmi, bu göz boyama. Şimdi bu ne kepazelik? Türkiye'nin 870 ilçesinde Kızılay'ın şubeleri vardır. Gönüllülük esasına göre çalışan. Benim ilçemde de var. Daha önce de söyledim. Ben ilkokul 5. sınıfta okurken Kızılay kolu üyesiydim. Başkanıydım. Sokağa çıktık ya, insanlardan Kızılay için para topladık, yardım topladık. Zarf verip hani içine koyduğun parayı yaz diye. Ben şimdi bunu sormayın. Tekrar ediyorum. Kızılay başkanı konuştukça ya da konuşturttukça batıyor. Daha fazla konuşmasın, daha fazla batmasın.
Kızılay'ımızı daha fazla kirletmesin. Sayın Süleyman Soylu'ya tekrar çağrı yapıyorum. Sayın Süleyman Soylu'ya soruyorum. İçişleri Bakanı'na soruyorum. Maliye Bakanlığı'na soruyorum. Bu ne? Bu ne? Bu resmi, bu göz boyama, boyama kitapçığı. Kızılay burada yurt dışından 3 milyar geldi diyor. Burada yok. Burada yok. Resmisi bu. Buna da bir hükümet göz yumuyorsa bu hırsızlığa, bu Kızılay'ımızın saadet zincirinin paravanı olmasına İçişleri Bakanı da göz yumuyor demektir. Manhattan'da yapılan rezidansa, gökdelene İçişleri Bakanı da bilerek göz yumuyor, seyirci kalıyor demektir. Bunun cevabını ve hesabını da Kızılay'dan ve İçişleri Bakanı'ndan bekliyoruz. Benim bugün ana başlıklarla söylemek istediğim bunlardı. Soru varsa alayım değerli arkadaşlar. Ayrıca Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Sekreter Sinidoğlu'nda Türkiye'nin bir türlü tehdit edici unsurların kesin bir dile bulacağını söyledi. Ben bu gelişmeleri... Şöyle uygun görürseniz, esas itibariyle dış politikadan sorumlu Genel Başkanımız Sayın Ünal Çeviköz bugün İdlib konulu bir basın toplantısı sanıyorum genel merkez yapacak. 15'te yapacak. Ama şu kadarını söylememiz lazım. Bizim oradan 15 şehidimiz geldiği esnada ve sonrasında bizim hükümetimiz misliyle karşılık verildiğini ve Suriye ordusunda bizim şehit sayımızın 10 katı kadar zayiat olduğunu açıklamıştı. Rusya bu zayiata seyir göz mü yummuş da şimdi yeni bir şey olursa diyor. Bunu bir merak ediyorum ama asıl burada mesele şu. Sen çok öldürdün, ben az öldürdüm değil. Rusya'nın tehdidi de değil. Türkiye büyük bir ülkedir. Bir, Türkiye ne Rusya ne Amerika'ya bölgedeki hak ve menfaatleri bakımından taviz vermemelidir. Onlara pabuç bırakmamalıdır. Ama Türkiye bir coğrafi bölge için Rusya ile ayrı konuşur, Amerika ile ayrı konuşursa Türkiye'nin başı ağrır. Onun için Rusya'ya ne söylüyorsa Amerika'ya da onu söylemesi lazım. Şam yönetimine, Suriye hükümetine de onu söylemesi lazım. 900 kilometrelik sınırımızı yarısını Rusya ile yarısını Amerika ile muhafaza edeyim dersen ortada kalırsın. Türkiye bölgede güçlü bir ülkedir. Türkiye büyük bir ülkedir. Erdoğan'a rağmen Türkiye büyük bir ülkedir. Biz İdlib'de yapılması gerekenleri söyledik. Gözlem misyonu sürdüren Mehmetçiğimizin can güvenliğinin teminat altına almak Türkiye'nin temel öncelikli görevidir. Öncelikli görevidir. Bunun iki yolu vardır. Bu konuda atılacak askeri adımlar vardır. Diplomatik adımlar vardır. Eş zamanlı olarak Türkiye her ikisini de yapmalıdır. Bölgesel ve uluslararası diplomasiyi ön plana çıkarmalıdır. İdlib Rusya'dan ibaret, Lavrov'dan ibaret, Trump'tan ibaret değildir. İdlib'de Türkiye'yi bekleyen 1 milyonluk bir tehdit vardır. Ama çok kısa şunu söylemek gerekirse 24 saat içinde namaz kılacağız dedikleri, başlattıkları Suriye politikasında geldiğimiz yer şu. Süleyman Şah türbemizi kaçırmak suretiyle Türkiye'ye ait toprakları cihatçı unsurlara terk ettik. 4 milyon Suriyeli'yi Türkiye'nin bütün sokaklarına saldık, yaydık. 1 milyon Suriyeli göçmen kapımızda, 40 milyar dolar da para harcadık. Şimdi bunun neresiyle övüneceğiz? Bunu neresiyle övüneceğiz? Bunu kabul etmek mümkün değil. Yani sığınmacı dalgası gelecek, bu görülüyor. Gök gürlüyor, bulutlar geliyor, yağmur gelecek kardeşim. Sen şemsiyeyi seyredemezsin. Sığınmacı dalgasıyla ilgili olarak Amerika'nın, Rusya'nın, Avrupa Birliği'nin ve diğer bölge ülkelerinin ve bölgeyle ilgili ülkelerin bu yükü paylaşmasıyla ilgili Türkiye bir adım atıyor mu? Bir adım atmıyor. 1 milyon Suriyeli mülteci, kaçak göçek gelecek, içlerinde 10 bin aşkında terörist gelecek. Türkiye bugün Rusya'yı idare edeyim, yarın Amerika'yı idare edeyimin peşinde. Bu da dış politikada ayrı bir tatsız durum. Ama Cumhuriyet Halk Partisi şunu söylüyor. Orada o askerimiz olduğu sürece o askerin can güvenliği hepimizin görevi.
Erdoğan'ın da görevi, Kılıçdaroğlu'nun da görevi, bütün siyasetin ve yürütmenin ve meclisin görevi. Ve burada gerçekten bölgeyi silahsızlandırma çabalarıyla ilgili Türkiye keşke Soçi'de biz bu kadar vaadi yerine getiremezsiniz, yapmasaydınız dediğimiz Soçi mütabakatında Türkiye taahhüt ettiği hiçbir şey yapmadı, yapamazdı. Olabilirliği de yoktu. Ama taahhüt etti. Cihatçılarla ılımlara ayıracağım dedi, bölgeyi silahtan arındıracağım dedi, şunu dedi, bunu dedi, M5, M4'ü kontrol altına alacağım dedi. Alamadı. Şimdi gözetleme noktalarındaki askerlerimizin can güvenliği söz konusu. 15'te şehidimiz oldu iki ayrı saldırıda. Dolayısıyla hükümetin bu konuda yeni hatalar yapmaması için Trump'a ya da Putin'e değil Cumhuriyet Halk Partisi'ne kulak vermesini de tavsiye ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'ne kulak verirse yeni şehitlerimiz olmaz. Cumhuriyet Halk Partisi'ne kulak verirse Türkiye bölgede yeniden saygın, güçlü ve aktör ülke olur diye düşünüyorum. Ayrıntıları Ünal Bey sizlerle paylaşacaktır. Buyurun. Evet. Yani suç bu yaptığım ne? Bu yaptığım ne? Daha önce yaptıklarımız ne? Şurada mecliste anladım. Oraya geliyorum. Burada mecliste bir arkadaşımız bir laf ediyor. Cumhuriyet Savcısı bunu alenen ihbar kabul edip soruşturma başlatıyor. Ya da imzasız bir mektupla bir sürü milletvekilimiz hakkında soruşturma başlatılıyor. Yani ben hukukun üstünlüğüne inanan bir namuslu savcı yok mudur bu ülkede ya? Bu kadar kepazeliği ortaya dökmüşüz. Bir savcı çıkıp da re'sen soruşturma açmaz mı ya? Şimdi biz dilekçe versek, dilekçe verdiğimiz savcıyı da şey yapacağız. Adamın ekmeğiyle oynayacağız. O dilekçeyi aldığı an o savcı sürgündedir. Ya da SK hakkında soruşturma açacak. Şu geldiğimiz hale bakın ya. Yazıklar olsun. Gerçekten yazıklar olsun. Evet. Ya zamanlamayla ilgili şunu söyleyeyim. Bir söz vardır. Yağmur yağmayınca şemsiye açılmaz. Darbe söylentilerini dün de konuştum. Arkadaşlar Türkiye'de darbe olmayacaktır. Türkiye'de darbe olabilemez. Türkiye'de darbe şartları, koşulları artık bütünüyle ortadan kalkmıştır. Türkiye bugün hak ettiği noktada değilse hem ekonomik bakımından hem dış politikada Türkiye'nin başına gelen darbeler yüzündedir. Tekrar ediyorum. Türkiye'de seçilmişlere karşı darbe yapmaya kimse cüret ve cesaret edemez. Darbe Erdoğan'ı mağrur Erdoğan'ı mağrur kılıp kamu desteğini, vatandaş desteğini almak için bu söylentilerin çıkarıldığını düşünüyorum. Ya da birilerinin darbe paranoyası içine girdiğini düşünüyorum. Sayın Abdullah Gül Türkiye Cumhurbaşkanlığı görevini üstlenmiş birisidir. Söylediklerinin kimi siyasi değerlendirmelerinin şüphesiz bir değeri ve önemi vardır. Gezi ile ilgili ben size daha ileri gideyim. O zaman Sayın Abdullah Gül'ü söylüyorsunuz. Gezi olaylarında Sayın Erdoğan'ın dışında bu olaya yüksek perdeden refleks gösteren başka bir siyasetçi yok değerli arkadaşlar. Şu an Cumhur İttifakı'nın ortağı olan Sayın Bahçeli 12 Haziran'da Gezi Parkı bir çığlıktır. Haykırışın sembolleştiği yerdir. Açıklamasında bulundu. Sayın Bahçeli bulundu. Yani Gezi'yi Erdoğan karalayamaz. Gezi'yi karalamak demek Türkiye'de Gezi'yi hükümete karşı yapılmış bir darbe girişimidir diye itham etmek ve Gezi'ye katılanları darbecilikle suçlamak şudur. Buradan bakarsanız Türkiye'de 40 milyon darbeci vardır. Çünkü o günün şartlarında Türkiye nüfusunun yarısının gönlü, kalbi ya da vücudu Gezi'deydi. Gezi Taksim değildi ki. Gezi Kızılay'dı, Gezi Gündoğan'dı, Gezi Urmumcu Meydanı'ydı, Gezi Atatürk Parkı'ydı, Gezi 81 vilayetteydi. Yani Erdoğan'ın bu Gezi paranoyasından kurtulmasını tavsiye ediyorum. Gezi
Yaşam tarzıma müdahale etme çığlığıydı. Gezi ne yiyip ne içeceğime, nasıl doğuracağıma karışma çığlığıydı. Gezi yeşili, doğayı ve çevreyi korurum. Doğayı ve çevreyi ve yeşili katletme feryadıydı. Gezi düşüncemi ifade etme özgürlüğümü elimden alma feryadıydı. Gezi buydu. Gezi'de vandallık yapan da o zaman söyledik. Şimdi FETÖ'den tutuklanan, içeride olan, ceza alan devlet yöneticileriydi. Devletin aracını, geleceğini yakanlar da peçeli ajan ve provokatörlerdi. Bu kadar basit. Bir vandal aranıyorsa içinde insanlar uyurken çadırı yakanlardı. Bu kadar arkadaşlar. Sayın Gül'ün Gezi ile ilgili değerlendirmesi kimseyi şaşırtmamalıdır. O zaman da kaldı ki benzer açıklamalar yaptı Sayın Gül. Evet. Evet. Ama anlaşamadık da görüşmedikleri tek lider rahmetli Erbakan diyor. O zaman diğer liderler Bahçeli, Kemal Kılıçdaroğlu gibi onların da görüştüğü, anlaştığı anlamına mı geliyor? Bu şu anlama geliyor. Evet, Türk siyasi, yakın siyaset tarihimizde Fethullah Gülen'le görüşen, yüz yüze görüşen tek siyasi aktör Recep Tayyip Erdoğan'dır. Erbakan görüşmemiştir. Sayın Kılıçdaroğlu da bildiğim kadarıyla Sayın Bahçeli de görüşmemiştir. Sayın Erdoğan görüşmekle kalmamış, sürekli aralarında bir iletişim ağı kurulmuştur. Ama ne Kılıçdaroğlu'nun, ne Sayın Bahçeli'nin, ne de ne rahmetli merhum Necmettin Erbakan'la Fethullah Gülen arasında görüşmek şöyle dursun, bir haber trafiği, iletişim trafiği de yoktur. Yani Erdoğan, daha önce de söyledim, Allah beni affetsin, milletimden özür diliyorum derken zaten FETÖ'yü bu kadar büyüyüp, büyütüp, beslettiğini, eğitip, donattığını, kadrolarını, devleti yerleştirdiğini kabul etti, itiraf etti zaten. Böyle baktığımız zaman ben sadece Erbakan görüşmedi demek, Sayın Bahçeli'ye de yapılmış bir haksızlıktır. Hadi bizim genel başkanımız için FETÖ'cü falan diyor da, yani Sayın Bahçeli'ye de biraz haksızlık yaptığını düşünüyorum işin doğrusu. Efendim, Sayın Numan Kurtulmuş'un, Mustafa Kemal Atatürk'ün şuurunu sorgulamak, bilincini sorgulamak haddi değildir. Sayın Kurtulmuş, nezaket sahibi diye bildiğim bir siyasetçidir ama büyük bir hadsizlik yapmıştır. Mustafa Kemal Atatürk, son o dönemde ne yaptığını bilecek kadar şuurlu, bilinçli ve yaptığı her şeyin bir gerekçesi vardır. Bakın ben size söyleyeyim, Atatürk sadece İş Bankası hisselerini CHP'ye devretmekle kalmadı ki. Atatürk başka bir şey daha yaptı. Eş zamanlı, yakın zamanlı Atatürk kendi kurduğu, kendi parasıyla aldığı, kurduğu Atatürk Orman Çiftliği'ni de bir yere devretti. Nereye devretti? İşte burada belge, isterseniz verebilirim, bunu bırakayım çoğaltın. Atatürk'ün iki vasiyeti var. Yani efendim o zaman bir tek CHP olduğu için İş Bankası'nı CHP'ye devretti demek aymazlıktır. Öyle olsa Atatürk Orman Çiftliği'ni de CHP'ye devrederdi. Atatürk Orman Çiftliği'ni hazineye devretmiş. İşte vesikası, çevirisi tabii ama bakın bu orijinali. Bunu da buluruz. Yani Atatürk ne yaptığını bilen biriydi. Bunu söylemeye çalışıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi elbette geleceğin, devrimin, cumhuriyetin bir modernleşme projesinin taşıyıcı unsuru olarak Atatürk gördüğü için kurduğu partiye bu hisseler üzerinden Türk dilini ve Türk tarihini geliştirmek, Türk dilini geliştirmek, Türk tarihini gelecek kuşaklara doğru aktarılsın diye bu parayı CHP kontrolünde Türk Dil ve Tarih Kurumu'na bıraktı. Atatürk CHP'ye bir şey bırakmadı. İş Bankası hisselerimi Türk Dil ve Tarih Kurumu'na veriyorum. Cumhuriyet Halk Partisi bana vekaleten bunun oradaki temsilcisidir dedi. Bunu anlamayan bir kafaya bir şey diyemem ama AK Parti'ye bir şey derim. Erdoğan, sen İş Bankası ile uğraşacağına intihar eden işsizlerle uğraş. Bak 3 günde 3 tane intihar var. Her gün intiharlar var. Niye var? Senin batırdığın ekonomik sebeplerden dolayı var. Millet açım diye kendini yakıyor.
Millet geçinemediği için intihar ediyor. Sen aklın sıra iş bankasına çökeceksin. Daha önce de söyledim. Bunun Türk ekonomisini, Türk finans sektörünü batıracağını, felç edeceğini Erdoğan benden iyi bilir. Böyle bir girişim olmayacak arkadaşlar. Ben bu iş bankasından özellikle hep kaçınıyorum. Konuşmaktan bile kaçınıyorum. Olmayacak şeyi niye konuşayım? Böyle bir şey AK Parti'yi de siyasetten çok zora sokar ama Türk ekonomisini felç eder. Erdoğan bu kadar aptal bir adam mıdır? Değildir diye düşünüyorum. Benim Atatürk'üm, benim Atatürk'ün vasiyetini sorgulamak hakkım yok. Daha önce de söyledim. Rahmetli merhum Menderes de böyle bir girişimde bulundu. Ama Türkiye normalleşince, tek adam yönetiminden tekrar demokrasiye geçilince 1960'ta Anayasa Mahkemesi bu miras hukukuna, vasiyet hukukuna 35. maddeye dayalı olarak temsil yetkisini CHP'ye verdi. Kenan Evren de aynısını denedi. Sonra gene mahkeme temsil yetkisini CHP. Mirasa saygı duymayan hak hukuktan bahsedemez. Bu miras CHP'nin değil değerli arkadaşlar. Tekrar ediyorum. Türk dili gelişsin, iyi kullanılsın. Türk tarihi gelecek kuşaklara doğru nakledilsin diye Atatürk'ün bir vasiyetidir. Bir arzusudur. Hatta son arzusudur. Bunun üzerinden politika yapmak aymazlıktır. Siyaset tasarımla çok olmaz. Şartlar belirler siyasette bloklaşmaları, ittifakları, güç dengelerini. Yani Sayın Bahçeli'nin AK Parti ile ittifakı ebedi ve sonsuz değildir. 3 gün sonra birbirlerine tekrar Sayın Bahçeli'nin 3 yıl önce Erdoğan'a söylediği sözleri ben şimdi ağzıma alamam. 3 yıl sonra Erdoğan'a Sayın Bahçeli'nin aynı şeyleri söylemeyeceğini garantisi yok. Dolayısıyla 3. bir blok, Türkiye'nin bloklaşmasına gerek yok. Bu bloklaşma da çok doğru ve hırlı bir şey değil arkadaşlar. Doğrusu parlamenter sistemdir. Seçim barajının minimize edildiği parlamenter sistemdir. Bloka ihtiyaç duymadan her düşüncenin meclise temsil edildiği, meclisten güveney olarak devleti sevk ve idare eden, meclise hesap veren bir sistemi kurmak doğru olandır diye düşünüyorum. Yani 3. blok senaryosu Cumhur İttifakı'nı kurtarmaz. Onu söyleyebilirim. Evet herhalde. Tamam. O bana ait bir sözdür. Şimdi bunu söylersem hemen bunun kabulünden söylersiniz ama sorun değil. Evet, siyasette bir şey vardır. Her şey mümkündür. Hiçbir şey imkansız değildir. Hadi söyledim gene de. Al bu sarısı Şafak. Peki size iyi mesailer. Herhalde birkaç toplantınız daha var. Kolay gelsin.